Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere keyifli bir video ile daha karşınızdayız. Altın Park Expo fuar alanında bu yıl Dile Kolay Erzurum 7. kez il tanıtım günlerini gerçekleştiriyor. İçeride etkinlikler devam ediyor, konserler devam ediyor. Saat 2'de açılmıştı, resmi açılışı yapıldı. Tabi biz gelemediğimiz için ancak geldik. Açılışı çekemedik. Takipçilerimizden bir ricamız olacak. Artık cep telefonuyla çekmiş olduğumuz videolardan dolayı cep telefonu cam çekişiyor, kapanıyor, açılıyor. O yüzden yeni bir kamera almayı düşünüyorum. YouTube videomuzun açıklama kısmına ekleyeceğim. YouTube'da bağış yapabileceksiniz. Linklerini ekledim, hesap numaralarını koydum. O linkten ve web sitemizdeki YouTube kanalına bağış yap linkinden bize IBAN numaraları üzerinden bağış gönderebilirsiniz. 5, 10, 20, 50 aganın eli tutulmaz, yani 100 de gönderebilirsiniz. Size kalmış, desteklerinizi bekliyorum. Dün geldiğimde bahsetmiştim, A salonu ve B salonu olarak geçmekte. A salonunda etkinliklere ait standları bulabileceksiniz. B salonunda ise görmüş olduğunuz gibi konser ve etkinlikler olacak. Saat gece 11'e kadar devam edeceği belirtiliyor. Ve arkamda görmüş olduğunuz alansa şöyle göstereyim. Ca kebap buradan alabiliyorsunuz. Duman tütlü için içeriye koymamışlar. Şöyle hızlıca B salonuna doğru bir tur atıp size göstermek istiyorum. Ve şöyle ilerleyelim. Hemen iki tane bar bulunacaklar. Erzurum'un kodu Bayeki. Ve şöyle çevireyim. Erzurum'un olmazsa olmaz lezzetlerinden birisi tabii ki cağ kebabı. Burada gelen ziyaretçiler arka bölümde bulunan çadırlarda cağ kebabının tadına bakabiliyorlar. Porsiyonu geçen yıl 12,5 TL'ydi. Bu yıl 50 kuruş zam yapmışlar. 13 TL'den şişini satmaktalar. Nasıl, güzel? Hem de nasıl yani, yedikçe porsiyon ne kadar? 13 TL şöyle. Geçen yıl 12,5'te 50 kuruş zam yapmış. Olsun, o kadar da. Erzurum'dan ta geldik buraya kadar. Peki, hoş geldiniz, kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun, saygılar. A salonuna doğru giriyoruz. Konser salonu karşı taraftaydı. Hızlıca içeriye giriş yapıyoruz. Çok da kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Ve organizasyonu yapan Erzurum Esav olarak geçmekte. Şöyle göstereyim. Facebook sayfasında etkileşimlerini görebilirsiniz. Hangi etkinliklerin hangi gün olduğunu, bakın buraya da asmışlar. Hemen yakından bir bakalım. Erzurum Valiliği'nin standında arkadaşlar coğrafi işaretli ürünlerle karşılaştık. Burada hangi coğrafi işaretli ürünler var? Hemen hızlıca bir bakalım. Burada Erzurum, gösterebilir misiniz arkadaşlar? Civil peyniri. Sonrasında yayla balığı almamış ama Erzurum yayla balığı olarak geçiyor. Ve burada tescil almış pekmez var. Arka tarafta civil peyniri görüyorum. Ve burada Hınıs'ın o meşhur fasulyesi bulunmakta. Ve bir de orada yetişen endemik türde ürünler bulunmakta. Burada girişte Valiliğin standında görebiliyorsunuz bu detayları.
Erzurum'da bakır işletmeciliği kadar deri işletmeciliği de ön plandaymış. Ben deriyi bilmiyordum, ilk defa duydum. Bakırın da fabrikası varmış böyle. Bunlar hem dekoratif amaçlı kullanılıyor, aynı zamanda da normal kullanılabiliyor çaydanlıklar. Beyefendi söyleyeceğim. Cezvelerin fiyatını sordu hanımefendi. Bu cezve 40 TL, neredeyse 50 TL'den satılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin standındayız arkadaşlar. Halay çekenleri görüyorsunuz. Gerçekten bu halay çekenler yüzünden kafamız, beynimiz şişmiş durumda. Hiç anlayış diye bir şey kalmamış. Yani buna bir müdahale edilmesi lazım. Bu nedir ya? Bir şey çekemiyoruz. Sesimizi kaydetmiyor kamera.